Merhabalar. Geçmişi konuşmak, barışı alan açmak panel serimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün üçüncüsünü düzenlediğimiz panelin konusu toplumsal cinsiyet perspektifinden hafıza ve barış olacak. Panelin ana fikri aslında kesişimsel bir şekilde hafıza ve barış alanında yapılan çalışmaları ele almak. Kadınların ve LGBT artıların çatışmalardan daha çok etkilendiği gerçekliğinden konuşacağız. Aynı zamanda da barış için mücadele konusunda en aktif grupların da yine bu iki grup olduğunu biliyor olacağız, konuşuyor olacağız. Kürt Kadın Hareketi'nin hafıza ve barış alanında yapılan çalışmalardaki çok değerli yerini detaylı bir şekilde konuşmacılarımızdan dinleyeceğiz. Belki de bir umut neden toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan barış mümkün olamaz sorusunu da bir şekilde katılımcılarımızla da konuşarak cevap bulmayı umuyoruz. Birbirinden değerli dört tane konuşmacımız var. Onları kısaca tanıtmak istiyorum. Birinci panel Handan Çağlayan ve Meral Akkent olacak. Bu iki değerli konuşmacımız İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi kurucu ekibinden. Aynı zamanda da müzenin küratörlüğünü yapıyorlar. Sonrasında Nazlı Mayonsu ile devam edeceğiz. Nazlı Demos Araştırma Derneği'nde çalışıyor. Yürüttüğü projenin konusuysa toplumsal cinsiyet karşıtı anlatıların tarihsel arka planını incelemek ve bu anlatıların dönüşüm olasılıklarını anlamak. Son sunum ise Hacer Özdemir'den gelecek. Kürt Kadın Hareketi'nin önemli bir parçası olan Hacer, birçok ulusal ve uluslararası kadın platformunda aktif rol almış ve almaya devam ediyor. O zaman sözü Handan ve Meral'e bırakıyorum. Evet. Çok teşekkürler Mert. Herkese de merhaba bu arada. Böylesine anlamlı bir toplantıda İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'ne de alan açıldığı için tüm ekip adına teşekkürler etmek istiyorum. Konu yani bizim konumuz şu anda hafıza ve barış çalışmalarında toplumsal cinsiyetin yeri ve İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin hafıza ve barış çalışmaları ile ilişkisi. Şimdi önce hafıza ve barış çalışmalarında toplumsal cinsiyetin yeri konusunda ne düşündüklerimi anlatayım. Onu sizin de söylediğiniz gibi politika kendi içindeki hiyerarşiyle kadınları görünmez kılıyor diye başlamıştınız. Tabii bu arada politik sorunlara çözüm bulmak ve aynı zamanda hafıza ve barış çalışmalarında uzun süreli çözümlerin başarısı kadın artıların katılımının önemi de her zaman ısrarla vurgulanmakta. Çözümlerde yaratıcılık için kadın artıların temsilinin şart olduğu belirtilmekte. Bu nedenle hafıza ve barış çalışmaları yapan kurumlardan doğal olarak çalışmalarında toplumsal cinsiyet adaleti prensibini gözetmeleri bekliyoruz. Onu siz de söylediniz. Zaten bu toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan barış çalışmaları olamaz dediniz. Çok doğru. Bu da benim bir saptamam. Bu beklenti ama çoğunlukla hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Kadın artıları görünmez kılan sayısız hafıza ve barış çalışması var. Örneğin Srebrenica ve soykırım toplumsal cinsiyet anlatılarına getirilen kritikler feminist grupların bu alandaki müdahale sadece bir örnek. Siyahlı kadınlar kadın mahkemeleri kurdular ve hikayeyi yeniden anlattılar. Demek ki bu sorunu kurumsal düzeyde incelemek gerekiyor. Yani kurumsal derken ben grupsal demek istiyorum. Grup haline gelenler bir şekilde kurumsallaşıyorlar. Kurumsal diyorum o yüzden. Dolayısıyla ben bu konuyu hafıza ve barış çalışmalarında toplumsal cinsiyet nasıl konu edilebilir, nasıl dahil edilebilir yerine konuyu bu alanda çalışanlar ve kurumlar bağlamında düşünmeyi tercih ettim ve çok teşekkür ederim bu düşünme fırsatını da elde ettiğim için. İlk defa düşünme fırsatı buldum. Bu düşüncelerimi 9 maddede topladım. Şimdi bunları sizinle paylaşıyorum. Belki sonradan
konuşuruz tekrar üstünde. Hepsi kısa kısa maddeler. Bir, hafıza ve barış çalışmalarında ön koşul, kurumsal ya da grupsal, neyse o grubun statüsü, toplumsal cinsiyet çeşitliliğinin ve toplumsal cinsiyet adaletinin tesisidir. Yani grup içinde, kurum içinde bu olmadan yapılan çalışma olmaz. Hafıza ve barış çalışmaları, toplumsal cinsiyet farkındalığı geliştirmenin tüm süreçlerinden bağımsız olarak düşünülemez. Yani biz hafıza ve toplumsal barış çalışmaları yapıyoruz deyip es geçemezler. Hafıza ve barış çalışmalarının anti-feminist erkek hareketi, özgürleştirici erkek hareketi gibi konuları çalışmalarına entegre etmeden yaptığı her proje bir eksiktir. 4. Hafıza ve barış çalışmaları kendi içindeki ve dışındaki tartışmalarda toplumsal cinsiyet sorununun önemini ikna edici bir şekilde sunabilmek ve örneğin biyolojik karşı argümanları çürütebilecek argümantasyonlar geliştirme gibi çalışmaları programlarına, çalışmalarına almak mecburiyetindedirler. Bunlarla meşgul olmak mecburiyetindedirler. Hafıza ve barış çalışmaları numara 5, yürütücüleri ya da grupları ya da kurumları kendileriyle ilgili öz algılarını ve çevrelerinde yarattıkları intibayı inceleyen bir alan araştırması yürütmeli ve araştırmanın sonuçları konusunda ciddiyetle düşünmelidirler. 6. Türkiye ve dünyadaki kurumsal düzeydeki toplumsal cinsiyet bağlamındaki iyi örnekleri, iyi uygulama örnekleri derlenmeli ve bu konseptlerin çoğalması için teşvik edilmelidir. Yani bunları hem kendilerine örnek almalı hem de bunların çoğalması için teşvik edici yöntemler geliştirmelidir. Dil toplumsal cinsiyeti oluşturur. Hafıza ve barış çalışmaları yürütücüleri kendi kurumlarında da bağlayıcı olacak toplumsal cinsiyet dil yönergeleri geliştirmelidir. Bu yönergeler kendimizin nasıl konuştuğunun, nasıl gerekçelerle karşımızdakini susturup son sözü söyleme hakkı elde ettiğimizin, nasıl incitici ifadeler kullandığımızın farkında olabilmek ve güven ortamı yaratabilmek için nelerin yapılabileceğine dair somut stratejiler, yöntemler içermelidir. Cinsel şiddetle mücadele derneğinin bu konuda çok güzel çalışmaları var. Örneğin onları çok tavsiye ederim, onlarla ortak çalışmayı. 8. Hafıza ve barış çalışmaları yürütücüleri, retorik başarılar, pratik zorluklar, tırnak içinde söylüyorum bunu, tuzağına düşmemek için hafıza ve barış çalışmalarında toplumsal cinsiyet faktörünü tartışan bir kılavuz ilkeler, örnekler, el kitapçığı geliştirmelidir. Neden retorik başarılar, pratik zorluklar dedim? Çünkü sonuçları yazarken, çünkü hepsi proje yapıyor bu çalışmaları. Projeler yapılırken retorik olarak başarılar anlatılıyor. Peki pratikte zorluklar nedir? Bunun için bu faktörü tartışan açıkça ilkeler, örnekler, el kitabı tartışma geliştirilmelidir. Son nokta, hafıza ve barış çalışmaları yürütücüleri Türkiye'nin güvenlik ve savunma politikasının erilliğini belgeleyecek bir çalışma yürütmelidir. Bu çalışmanın sonuçlarıyla eril güvenlik politikalarının hangi sorunlara nasıl yol açtığı belgelenmeli ve bu bilgilerle hafıza ve barış alanında çalışanların enerji israfını önleyecek öneriler tasarlanmalı. Bu enerji israfı derken tabii onların karşılaştıkları tehlikeler, önlerine çıkan engeller falan giriyor. Hafıza ve barış çalışmalarında İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin yerine gelince, söylediniz siz de girişte, ayrımcılık, savaş, şiddet, kamplaşma, nefret dili kullanımı kadın artıların gündelik hayatını zorlaştırıyor. Barış hepimizin ihtiyacı. Birbirimizin sesini duyabildiği ve birbirini anlayabildiği bir ülke için konuşmalıyız. Peki ama nasıl konuşacağız, nasıl bir araya geleceğiz, birbirimizden neler öğreneceğiz, nasıl ilerleyeceğiz? Karin Karakaşlı bir toplantıda çok hoşuma giden bir şey söylemişti, hemen not ettim. Demişti ki, tüm çabam resmi tarih öğretisinin yalanlarına hapsedilmiş bilgiden
gerçeği çıkararak bugünü kurtarmak. Bugünü kurtarmak. Bugünü kurtarmak yani kültürel zenginliğe değer verilen aktif bir hatırlama kültürü oluşmuş, dayanışma ve farklılıklara saygı gibi temel değerlere derinden bağlı bir ülkede yaşamı mümkün kılmak. Bugünü kurtarmak bu demek. Bunu istiyoruz hepimiz. Şimdi kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri de işte tam bu amaçla tüm dünyada tarihi egemenlerin elinden kurtarmak için ortaya çıktılar. 100 küsur tane müze var şu anda. Resmi tarih ile eril tarih yazımında, bunları ayırıyorum tabii birbirinden, resmi tarih ve eril tarih yazımında. Eril tarih yazanlar resmi tarihin karşıtı da olabiliyorlar ama farkları yok. Resmi tarih ile eril tarih yazımında genelde ortaklaşılan nokta kadın artıların hikayelerinin sessizleştirilmesidir. Kadınların yaşadığı tacizler, tecavüzler, kayıplar hem mekandan hem de metinlerden dışlanır. Meral Akbaş ve Özge Kelekçi Ankara'daki Ulucanlar Cezaevi binasının yıkılan bir bölümü örneğinde kadın tarihinde travmatik bir kesibe tanıklık eden bir mekanın yok edilme sürecini geriye kalan yıkıldı. Çünkü tarihi eser değildi başlıklı makalesinde çok iyi belgeliyor. Bu makalenin bulunduğu kitabın PDF'ini Mert chat'ten verecek, indirebilirsiniz. Bu bahsettiğim makale 44 ve 45 55. sayfalar arasında bulunuyor. Sistematik dışlanma nedeniyle kadın artıların deneyimlerinin buluşturulmasının ve diyalog kurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum herkes gibi. Yani şu anda aramızda olan herkes gibi. Kadın artılar deneyimlerini birbiriyle paylaşırken bunu var olan ortaklıkları üzerinden ya da farklılıklarını yan yana getirerek yapabilmelerini sağlayabilmek, onlara bu alanı açabilmek önemli. Şimdi İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi ne yapıyor? İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi geçmişi hatırlama, günümüzde sorumluluk alma ve toplumsal barışın tesisi için resmi parantez içinde kadın tarihinin ötesinde alternatif bir kadın artı hatırlama kültürünü oluşturulmasında rol oynayabilecek yeni konseptler hakkında düşünüyor. Yapıyor demiyorum, düşünüyor diyorum. Çünkü yeni keşfediyoruz hepimiz. Deneyimlerin bir arada sunulması tümün temsil edilebileceği anlamına gelmemeli. Çünkü temsil etmek demek birileri adına bir takım şeyleri görünür kılmak demek. Bir feminist olarak bunun bir otoriter yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin çalışmaları temsil amaçlı değil, dahil olunabilecek alanlar açmak amaçlı. Müzedeki tüm çalışmalar konuşma, dinleme ve eylem içinde kendi derdimizden başka başkalarının da meselelerine bakmayı, dayatılmış olanla ve dışlayıcılıkla mücadeleye devam etmeye davet ediyor. Ne kadar oluyor bilmiyoruz ama olduğu kadarını yapıyoruz. Bu davet kişinin özne olduğunun, katıldığı çalışmada onurunu koruyan bir ortamda bulunduğunun, herkesin biricik hafızasına önem verildiğinin ve sahip çıkıldığının güvencesini de içeriyor. Kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri tüm dünyada geleneksel müzeler gibi durağan değil, tam tersine toplumsal barışın tesisinde ilham kaynağı olmak istiyor. Yani bu müzelerin ortaya çıkışının nedeni bu. Böyle çalışmayan kadın müzeleri de var. Ama prensip olarak böyle olmalı. Bunu yaparken farklı alanlarda yaratıcı çözümler harekete geçiriyorlar. Tıpkı İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi gibi. Barış çalışmalarında kapsayıcılık kavramı nasıl açıklanıyor? Her seviyedeki statükoyu değiştirmek. Güç odaklarından uzak gruplara alan açmak olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla kapsayıcılık hikayelerin yan yana durmasını sağlıyor ancak onları birbiriyle yarıştırmıyor. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi farklılıklarımızla bir bütün olarak yaşanabileceğinin örneklerini sunuyor. Barışı tesis etme yolunda ilerlerken
acı hikayelerle ve yaralarımızla nasıl yüzleşebiliriz? Ne tür temsilleri somutlaştırabiliriz ya da görselleştirebiliriz? Bu sorusuna da yanıt arıyor. Bu soruya yanıt ararken prensiplerimiz var. Bu prensipler etnik gruplar, ana dilleri, sosyal sınıflar, kültürel geçmişler, cinsel yönelimler, cinsiyet kimlikleri, engelli ve engelli olmayan bireyler, farklı yaşlar, dini aidiyetler arasında diyalog fırsatları sunmak, alanlar açmak ve müze çalışmalarına bir şekilde dahil olunması için imkan vermek. Elimizde çünkü bir müze var. Müzenin prensibine uygun bir şekilde çalışmalar bu şekilde. Barış'ın tesisinden şartı iletişim sağlayabilmektir dedi. Burada hemen İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin bir iletişim modeli olarak tasarlanan çalışmalarında konuşma zamanı, kenti, kadın artıların sözü ve sanatıyla donatmak başlıklı serginin Billboard aksiyonu bölümünden kısaca bahsetmek istiyorum. Neden Billboard aksiyonu? Çünkü araştırma verileri arabadaki insanların ya da yayaların neredeyse %71'inin billboardlardaki bir reklamın mesajını ve içeriğini algıladığını belirtiyor. Dolayısıyla billboardlar önünden çabucak geçerken bile etkileyen araçlar. Kamusal alandaki bu etki tüm yaş grupları için geçerli. Bu nedenle billboardlar kentlerin ortak kullanım alanlarındaki çok etkili ataerkil nesneler arasında. İşte İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi bazı sergilerinde billboardların klasik pazarlama etkisini dönüştürerek bu nesneleri ataerkil söyleme müdahale etmek için kullanıyor. 2021'de yapılan konuşma zamanı sergisi de böyle bir çalışmaydı. Şimdi Mert bir kısa video gösterecek. Çok güzel. Videoyu benim göstermemiz mi istiyorsunuz? Mümkünse linkini gönderdim. Ben çünkü hiç dahil olmayayım, bir şey yanlış yaparım diye endişe ettim. Tabii, ben linki arkadaşlara attım. Sesi de var. Sesini de açarsanız çok iyi olur. Tabii. Çünkü çok kısa, 23 saniye. Hemen onu da açıyorum. Bir dakika izninizle. Siz onu yaparken ben hemen bir şey ekleyeyim. Bu serginin katılımcı konseptini tanımak için bu akşam Türkiye saatiyle 20 ve 20.40 arasında rehberli bir gezi turu yapıyoruz. Buyurun deriz. Onun linkini de, kayıt linkini de Mert koyacak chat'e. Benim kendi şeyim aldı, çok özür dilerim. Tamam. Bir dakika. Görünmeyecekse önemli değil. Geçelim. Vakit kaybetmeyin. Şimdi. Diğer arkadaşlardan vakit almayın. Sizin sesinizi duyamıyorum herhalde. Bir şey dediniz ama. Benim sesim gelmiyor mu? Şimdi geliyor. Evet, videoyu görebileceğiz mi yoksa ben devam edeyim mi? Geliyor. Okey. Video bitti. Sesi gelmedi videonun ama önemli değil. Sesi bende de gelmiyor nedense. Evet. Önemli değil. Bu akşam eğer toplantıya katılırlarsa sesini açarız. Açabilirsek gözünü duyururuz. Çok dilli bir sergi olduğunu göstermek için bu videoyu göstermiştim. Ve billboardlarda bu çok dillilik sağlanmıştı. İşte bu ataerkil alana müdahale etmek, çok dillilikle müdahale etmek, Türkiye'nin dil politikasına müdahale etmek için bu sergi, billboard serginin billboard birimi yapılmıştı. Çünkü bu billboard birimi müze mekanını bir güçlendirme mekanı olarak, bir güçlendirme alanı olarak nasıl kullanabiliriz sorusuna cevap veriyordu. Müdahale ederek güçlenebiliriz. Dolayısıyla bu sergi o alanda bir örnekti.
Şimdi çalışmalarımızın diğer anlayışlarına, faktörlerine gelirsek, biz şöyle düşünüyoruz. Yaşadığını, anlatanı dinlemek, dinleyenin hayatını kesinlikle etkiliyor. Bu etkileyiciliğin nedeni, konuşanın sadece geçmişte yaşadığı hak ihlalleri nedeniyle bir kurban ya da hayatta kalan oluşu değil, tüm acılara ve zorluklara göğüs gererek bir duruş alması ve insan haklarına, ihlallerine, insan hakları ihlallerine karşı mücadeleyi seçmiş olması. Şimdi burada sözü Handan'a vermek istiyorum. Çünkü Handan'ın anlatacakları bu bağlamda somut öneriler içeriyor. Teşekkür ediyorum Meral. Öncelikle herkese merhabalar. Hafıza Merkezi'ne teşekkürler. Burada olmak çok kıymetli. Katılımcılar aralarında değerli hocalarım, arkadaşlarım var. Herkesi selamlıyorum. Heyecanlandım doğrusu onları görünce. Şimdi ben 10 dakikalık süremi aşmamaya çalışacağım. Fakat Nazlı birazcık zamanından kullanabileceğimizi söylediği için belki zaman kalırsa sergide biraz daha fazla zaman geçirebiliriz. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin iki arşiv ve sergi çalışmasından bahsedeceğim. Birisi Vardık, Varız, Var Olacağız, Kesli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi. Diğeri de Tohum Ekenler, Fide Dikenler, Türkiye Sol Hareketi Kadın Artılar Tarihi arşiv ve sergi çalışması. Meral yaptığı sunumla aslında her iki serginin de hem amacını hem kapsamını, bağlamını iyi ve özlü bir şekilde ortaya koydu. Benim işimi kolaylaştırdı. Sergilere ilişkin kısa tanıtıma geçmeden önce Meral'in bahsettiği birkaç temanın altını çizmek istiyorum. Bunlardan birisi kadınların hikayelerinin sessizleştirilmiş olması. Aslında tarihi egemenlerin yazdığı düşünüldüğünde cinsiyetin yanı sıra sınıfsal konumundan, etnisitesinden, dininden, mezhebinden dolayı da dışlananların, dışlananları, ezilenleri de bu sessizleştirilenler, kendi adına söz söyleme hakkı elinden alınanlar arasında değerlendirmek mümkün. Kadınlıksa bütün bu kategorileri kesen bir niteliğe sahip. Dolayısıyla aslında birden fazla defa sessizleştirilmiş olmaktan söz etmek mümkün bu anlamda. Bununla bağlantılı bir tema daha var, altını çizmek istediğim. Bu da tarihi egemenlerin elinden kurtarmak. Kuşkusuz bu tarihi ezilenleri de içine katacak şekilde onların seslerini, deneyimlerini de dahil edecek şekilde yeniden yazmak anlamına geliyor. Yani bir müdahale ve tarihi demokratikleştirici bir müdahale anlamına geliyor. Şimdi bahsedeceğim her iki sergi de aslında hem resmi tarihi hem gayri resmi tarih de diyebiliriz. Meral ona eril tarih anlatısı dedi. Her iki açıdan da buna hizmet ettiğini belirtmek mümkün. Yani tarihi egemenlerin elinden kurtarmak. Son bir tema daha var. O da direnişle ilgili. Kuşkusuz pek çok mağduriyet durumu var, katmanlı mağduriyetler var. Fakat bu arşiv ve sergi çalışmalarının amacı mağduriyeti gözler önüne sermek değil. Bütün bunlara rağmen aslında direnen sesleri, direnişi, karşı duruşu ortaya koymak. Yani odaklandığı yer mağduriyet değil, mücadele ve direniş. Hikayelerini anlatanlar çünkü her şeyden önce hayatta belli bir duruşu tercih etmiş insanlar ve karşılaştıkları baskılar diyelim ya da ödedikleri bedeller aslında bilinçli olarak tercih ettikleri bu duruştan kaynaklanıyor ve bütün baskılara rağmen direnmiş, mücadele etmiş ve sadece itiraz etmekle de kalmamış aslında. Daha eşit, adil, yaşanabilir bir dünyaya dair tahayyülleri olan ve bu tahayyülleri doğrultusunda da affedersiniz, kolektif olarak yapmaya, inşa etmeye, kurmaya çalışan kadınlar. Hikayelerini anlatanlar dedim. Çünkü her iki arşiv ve sergi çalışmasında da hayatta olanlar
hikayelerini doğrudan kendileri anlatıyorlar. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'ne girdiğiniz zaman salonlarda sizi onlar kendileri hikayeleriyle karşılıyorlar. Hakikaten de sesleriyle, görüntüleriyle, fotoğraflarıyla, bıraktıkları arşiv belgeleriyle, yani orada bir aracı yok. Doğrudan onlar ve sergiyi, arşivi ziyaret edenler oluyor. Şimdi dilerseniz lafı çok uzatmadan sözü onlara verelim. İlk olarak Vardık Varız Var Olacağız sergisini sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen ekranı paylaşmaya çalışayım. Acaba benim ekranım görünüyor mu? Evet, çok güzel evet. Görünüyor. Evet. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin Vardık Varız Var Olacağız, Kesli Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi. İki seçenek var. İngilizce ve Türkçe ama diliyoruz ve umuyoruz daha sonra buna Türkçe ve Almanca olarak da erişilebilir olacak. Niyetimiz bu. Şimdi açıyorum. Şimdi bu sergi kamu emekçileri, sendikaları, konfederasyonunun üyeleri olan kadınların hikayeleri, hem sendikal mücadeleleri, hem toplumsal cinsiyet eşitliği mücadeleleri, hem barış mücadeleleri, keski, şimdi zamanı çok almamak için açmak istemiyorum. Dileyen katılımcılar hemen buradan zaten hani sergi hakkında, bu çalışma KESK hakkında, KESK'li kadınlar hakkında bilgi edinebilirler. Bu ilk girilen sayfada 36 tane KESK üyesi kadının hikayesi var. Şöyle bir tanesini açayım. Emine Akyazılı. Sayfası demiyorum, odasına girdiğimizde değil mi Meral'cim? Çünkü sanal da olsa bir sergi salonuna giriyoruz. Burada Emine Akyazılı kendi sendikal mücadele hikayesini sözlü olarak anlatıyor. Dileyenler kendi sesinden dinleyebilirler. İşitme engelliler için aynı zamanda metin olarak yer alıyor. Emine'nin burada fotoğraflarını, onu dinlerken fotoğraflarına bakmak mümkün. Evet. Aynı zamanda bir video, bir dakika kendimi buradan alıp kapatmam lazım. Yukarıdaki çarpıdan kapatıyorsun Handancığım. Şey üstündeydi de. Birazcık zamanınız olduğunu umarak çok kısa Emine'nin. Belki tekrar büyütebilirseniz eğer. Büyütünce sanki şey iyi olmadı da o yüzden. Ha tabii siz bilirsiniz lütfen. Ses duyuluyor mu? Hayır. O zaman kapatıyorum. Tamam. Demek ki videoları izlemeyeceğiz. Tamam. Buradan başka bir sendika aktivistinin sayfasına gidelim. Serpil Açıl Özer. Yine aynı şekilde Serpil hem hikayesini kendi sesinden anlatıyor, dinleyebilirsiniz. Onun için sendikal mücadele tarihinde çok önemli iki olay var. Bu videoda o iki olayı anlatıyor. Birisi 2000 yılında gerçekleştirilen bir genel grev. Aynı zamanda bu alttaki videoda da o genel grevin görüntülerini izlemek mümkün. Yine en altta Serpil'in fotoğrafları. Bu şekilde dediğim gibi sendikacı kadınlar doğrudan kendi hikayelerini kendileri anlatıyorlar. Burada 36 kadının hikayesi var. Ama ya her biri tekil birer hikaye olmakla birlikte
Hepsine birlikte baktığımızda aslında Türkiye'nin 30 yıllık toplumsal tarihine dair, politik tarihine dair. Çünkü burada savaş var, barış mücadelesi var. Yani sadece emek eksenli bir mücadele değil. Elbette ki bir sendikal mücadele olduğu için emek eksenli. Fakat çok katmanlı bir mücadele söz konusu. Meral, birbirinin deneyimlerin farklılıklara rağmen birlikte olabilmekten bahsetti. Bu açıdan da bu mücadelenin çok kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Keski hali hazırda Türkiye'nin her yerinde, yani işte Kars'tan İzmir'e, Sinop'tan Hatay'a, Diyarbakır'dan Tekirdağ, her yerde kamu emekçilerini örgütlemeyi başarabilmiş ve bütün farklılıklarına rağmen birlikte müzakere yoluyla tartışarak ortak söz üretmeyi başarabilen, yani bugünün Türkiye'sinde bunun çok kıymetli bir deneyim olduğunun altını çizmek gerekiyor. Böylesi bir katmanlı tarih anlatısı söz konusu. Bu sadece 36 kadının hayat hikayelerinden oluşan bir sergi değil, aynı zamanda bir arşiv çalışmasıydı. Yaklaşık 5 yıla yayılan bir kolektif sözlü tarih çalışmasıyla derlenen arşiv belgeleri bu sergide yer alıyor. Dileyen katılımcılar daha sonra girerek bu salona her bir başlıkta çok çeşitli bu tarihe dair yaptıkları sendikal çalışmalardan, kurultaylardan, kampanyalardan, bu çalışmanın bizzat kendisine dair de, yani bu 5 yıla yayılan bu çalışma da aslında kendi tarihini de yazdı. Bu şekilde farklı salonlarda farklı malzemeler bulmak mümkün. Bu sergi ve arşiv çalışmasının bir de interaktif yönü var. Bütün sergiyi tabii ki bir defada dolaşmak mümkün değil. Ama hani aralarda girildiğinde bu interaktif de katılımcıları bu şeye daha aktif katılmaya davet eden bir şey. Birisi Kesli Kadınların ABC'si. Burada Kesli Kadınların deneyimlerinden esinlenerek onların sözleriyle Kesli Kadınların ABC'si yazıldı. Mesela birlikte öğrenmek. Birlikte öğrenmek Nurşen Yıldırım'ın anlatısından bir alıntı. Bilmiyorum sıkıcı olur mu bir tek bir şeyi okusam. Ya da bence sergiden şeyden sonra panelden sonra siz girip okuyun lütfen. Arzu ederseniz tabii ki. Bir diğeri de bilmeceler var. Bu arşiv ve sergi çalışmasını gezdikten sonra Meral'in hazırladığı bilmeceleri birer birer, yani bir sınav gibi düşünün. Doğru bilirseniz doğru bildiğinizi söyleyecek. Her soru yanıtladıktan sonra ilerleyeceksiniz ve bütün bu soruları yanıtlarken aslında Kesli Kadınların tarihine dair biraz daha ne diyelim hemhal olmuş olacaksınız. Şimdi bunu hemen burada keseyim. Tohum Ekenler, Fide Dikenler arşiv ve sergi salonumuza sizi davet edeyim. Bu da başta söylediğim gibi Türkiye Sol Hareketi Kadın Artılar Tarihine ilişkin bir arşiv ve sergi çalışması. Bu çalışmanın en önemli özelliği doğrudan katılıma açık olması. Tamamlanmış bir arşiv ve sergi değil, sürekli yeni katılımlara açık. Önce ama ses dinleyemiyordunuz değil mi? Yine de küçük bir şey size izletmek istiyorum. Sabrınıza sığınarak en azından görselim. Bu çalışmanın başlığı Tohum Ekenler, Fide Dikenler, Gülten Akın'ın Sardunya şiirinden, direnişe dair Sardunya şiirinden esinlendi. Çok kısa bir parça. Bu 12 Eylül öncesi kırmızı çatkılı kadınların bir yürüyüş ve mitinginden görüntüler.
Evet. Bu arşiv ve sergide iki şekilde yer alınabilinir. Hayatta olanlar, şurayı açayım. Hayatta olanlar, Türkiye Sol Hareketi'ne ben de katkı yaptım. Arşive bilgi eklemek istiyorum. Butonuna tıklayarak, burada bir demografik bilgiler var. Arkasından yapılan faaliyetler, varsa hakkında yazılanlar, kendisinin yazdıkları, ödül, ama eğer mesele sol hareket tarihi ise daha çok ceza var tabii ki. Sürgünler, hapisler, dostları, buradaki bilgiler ve bir de tabii bu bir arşiv çalışması olduğu için Kesti Kadınlar'daki gibi uzun hikayeler olmayabilir. Ama en sonunda da kişinin kendi özgün eklemek istedikleri şeyleri de ekleyebileceği yerler var. Eklemek istediği arşiv bilgilerini, fotoğraflarını ekleyebilir. Bu şekilde tabii ki bir editoryal şeyden geçecek. Ama hani bu şekilde katkıya açık. Bir de şu an hayatta olanlar sadece kendileri kendi bilgilerini girebilirler. Çünkü neticede insanın kamusal imajıyla ilgili bir şey. Vefat edenler için de onu isteyen herkes, ama vefat etmiş kişinin ailesinin de olurunu alarak, o da burada aşağı yukarı benzer, sadece vefat bilgileri yer alacak. Bu şekilde bu tamamıyla katılıma açık, interaktif bir arşiv ve sergi. Şöyle çok kısaca size şeyi de göstereyim. Mozaik şeklinde akan bir şey var ana sayfaya girdiğinizde. İsmine tıkladığınız her kişinin odasına girebilirsiniz, sayfasını açabilirsiniz. Burada kişinin fotoğrafları, arşiv belgeleri, onunla ilgili bilgiler yer alıyor. Bu şekilde mozaik olarak akıyor. Şimdi en son girenler arşivin en başında yer alacaklar. Fakat ayrıca alfabetik olarak da takip edebilirsiniz. Mesela G harfine gittiğimizde diyelim ki Gülay Bayrak. Gülay Bayrak özelliği söyleyeyim. 12 Eylül öncesinde Türkiye Polis Derneği, Polder, solcu polislerin kurduğu derneğin yöneticilerinden birisi Gülay Bayrak ve sağ olsun çok arşiv belgeleri paylaştı kendisi. Bu şekilde bir de M harfine girelim son olarak. Evet, burada da Diyarbakırların Melike ablasını da depremde kaybettiğimiz Melike Alp'i de anmış olalım bu vesileyle. Şimdi uzun etmek istemiyorum. Arzu ettiğiniz takdirde online 24 saat bu müze açık, dilediğiniz zaman girebilirsiniz. Şunları söylemek istiyorum. Her iki sergi de hem resmi tarihi hem de hani birisi sol hareketin gayri resmi tarihi diyelim, birisi de sendikal mücadelenin, emek hareketinin. Her iki tarihte de sessizleştirilen kadınlara kendi sesleriyle hikayelerini paylaşma olanağı sunuyor. Anlatılan hikayeler bireysel olduğu kadar toplumsala da dair olan hikayeler. Anlatılan mücadeleler kesişimselliğin ve feminist pedagojinin örneklerini oluşturuyor. Meral sunumunda birbirimizin sesini duyabildiği ve birbirini anlayabildiği bir ülke için konuşmalıyız demişti. Sergilerin her iki arşiv ve sergi çalışmasının da buna birer örnek oluşturduğu belirtilebilir. Sergilere dair şimdilik bunları söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. O zaman Nazlı Mayık'la devam edebiliriz ikinci sunumumuzla. Teşekkürler. Herkese merhaba. Ben de şimdi Handan'ın bıraktığı yerden biraz hikayeleri de değineceğim bir yer olacak ama daha çok aslında kendi çalışmalarımla bugün burada olmam arasında nasıl bir bağ var, bunun üzerine biraz düşündüm.
biraz sanırım o sorunun cevabını yanıtlamak istiyorum hem kendime hem de size. Ben daha çok içselleştirdiğimiz şiddet kendimize nasıl dönüyor, ilişkilerimize nasıl dönüyor? Biraz buranın üzerinden bu nasıl dönüşüm imkanları yaratabiliriz, nasıl toplumsal barışı yakınımızda ve geniş çevremizde inşa edebiliriz? Buralarda çalışmalar yürütüyorum. Ve hafıza çalışmaları da oldukça yeni olduğum bir alan doğrusu. Benim daha çok bir ihtiyaçtan çıktı bu alana ilgim. Lezbiyen, biseksüel ve queer kadınların ve transların tarihte nerede olduğunu merak ederken aslında bir şekilde buraya bulaşmış oldum ve iyi ki de gelmişim diyorum. Çünkü bir geçmişim olduğunu gördüm. Bence bu çok değerli. Bir köküm olduğunu hissettim. İşte bu sokaklarda yürüyen, bugün baktığımızda trans erkek diyebileceğimiz birisinin 1930'larda yaşadığını öğrendim. Bunlar doğrusu o kök ve aidiyet hissini oldukça güçlendiren şeyler ve hafıza çalışmalarının da böyle bir işlevi olduğunu düşünüyorum. İşlevlerinden birisi diyelim. Bu size bahsettiğim tarihin üzerinden geçerken, orayı keşfederken bir yandan da şöyle bir 30 yıla baktığımda, geçmiş 30 yıla baktığımda LGBT hareketinin her zaman bir barış talebi içerisinde olduğunu, hep şiddetsizlikten yana olduğunu ve farklı çeşitli toplumsal hareketlerle birlikte hareket ettiğini de gördüm. Her zaman eleştirilerle yola devam eden, kimi zaman yolda ayağa takılan, hatalar yapan, yeniden öğrenen. Fakat bu da bana zaten barışın ne kadar çetrefilli bir şey olduğunu da düşündürüyor. Yani barış öyle çok hani her şey huzurlu, gündelik işte güzellik olsun değil. Hani zorluklarla yüzleşmemiz gerekiyor. Bazı tanıklıkları görebilmemiz, dinlendirmemiz, kabullenmemiz gerekiyor. Ve sorumluluk almamız gerekiyor. Bu açıdan hani barış biraz meşakkatli de bir iş. Ve bu tarihsel zemine geri dönersek şunu söyleyebilirim. Böyle kısa bir özet yapmak istiyorum. LGBT hareketi ve bugünden LGBT hareketi diyoruz bu arada. Bu kısaltma da birçok kez değişti 30 yıl içerisinde. Ama ben yine de LGBT hareketi demeye devam edeceğim bu şey özelinde, bu sunum özelinde. 1980 sonrası dönemde aslında kadınların, feministlerin, transların eylemlikleri başladığını görüyoruz. Fakat daha çok 90'larda örgütlenmeye başlıyoruz. Biraz daha hareket olgunluğuna erişiyor, kurumsallaşıyoruz. Ve yine 90'lar aynı zamanda Kürdistan'da da çok yakıcı süreçlerin yaşandığı bir dönem. Bu paralellik içerisinde LGBT'yi aktivistleri ve örgütleri de antimilitarizm ve barış üzerine çalışmalar, eylemler yürütmeye devam ediyor. 94'te örneğin Kaos Geleğinin manifestosunda yok etme politikalarına ve bunun farklı inançtan, etnik kökenden, cinsel yönelimden ve cinsiyet kimliğinden insanları nasıl etkilediğine dair bir ifadesi var. Biraz tetikleyici olabilir ama yine de okuyacağım. Yok etme, bütün Kızılderilileri, Yahudileri ve Kürtleri yok edebilirsiniz. Bütün eşcinselleri Hitler'in yaptığı gibi pembe üçgenlerle işaretleyip toplayabilirsiniz. Hastaneler, hapishaneler, toplu eşcinsel idamları, faili meçhul eşcinsel ve travesti cinayetleri hepsi tarih boyunca denendi. Tekil olarak eşcinselleri ortadan kaldırdılar ama eşcinselliği asla yok edemediler. İnsan insan olarak kalmayı başarabilirse kişi kendi cinsini sevmeye devam edecektir. Bunlar oldukça güçlü sözler ve biraz da rahatsızlık verici, oldukça rahatsızlık verici doğrusu. Bir yandan da tüm bu şiddete, tüm bu yok etme pratiklerine rağmen hala hayatta olduğumuzu,
nesilden nesile çoğaldığımızı ve örgütlendiğimizi de düşündürüyor bana ve birbirimize değdiğimizi, bu farklı hareketler arasındaki temasın güçlülüğünü düşündürüyor. Bu yüzden biraz seslendirmek istedim. Biraz daha ileriye yıllara baktığımızda 2000'li yıllarda barış için kadın platformlarının kurulduğunu görüyoruz. Kaos GL'den, Lambda İstanbul'dan kadınların bu platformlarda yer aldığını görüyoruz. Biraz daha ilerleyen yıllarda homofobi karşı buluşmalarda antimilitarizm ve barış üzerine söz söylenildiğini biliyoruz. 2013-2015 arası çözüm sürecinde aslında silahların biraz da durduğu dönemde Gezi Parkı eylemlerinin getirdiği dönüşümü hatırlıyorum. Ne yazık ki sonrasında aslında biliyoruz ki biraz daha barış eylemliliği çok daha ciddi bir şekilde kriminalleştirilmeye başlandı. Aslında LGBT aktivizmi de öyle. Yine aynı şekilde ikisi de paralel bir şekilde giderek feminizalleştirmeye başlandı. Fakat buradan belki bugüne böyle hop diye atıyormuş gibi olacağım ama yani bugünümüze atıyor olacağım ama o günden bugüne talebimiz, barış talebimiz hala devam ediyor. Belki stratejilerimiz değişti. Belki daha farklı şekilde barış talep ediyoruz. Daha farklı şekilde inşa ediyoruz. Belki de daha farklı pratikleri hatırlamamız gerekiyor. Ben özellikle burada iki okuma önerisi yapacağım. Ve onların linklerini de paylaşacağım. Keskesor Ahmet LGBT Oluşumu ve Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği'nin yayınladığı Yakın Geçmişten Olası Geleceğe Barışı Yeşertmek raporu 2013-2018 yılları arasında Diyarbakır'da yaşayan LGBT artıların deneyimlerini, yaşadıkları zorlukları aktarıyor. Bu 2022 yılında oldukça yeni yayınlanan bir rapor. Demos'ta kesişen yollardan daralan alanlara Türkiye'de kadın ve LGBT örgütlerinin barış mücadelesi adlı bir rapor yayınladı. Bu da o çözüm süreci dediğimiz döneme de biraz aslında bakan bir rapor. Bu ikisini özellikle paylaşmak istedim. Çünkü hani evet bugün hala barış çalışmaları var, devam ediyor. Belki alıştığımız biçimde değil. Taleplerimiz belki evet belki taleplerimizi gerçekten yeniden farklı şekillerde ifade etmenin yollarını aramalıyız. Bu bunun hatırlatıcısı. Benim aktaracaklarım sanırım şimdilik bu kadar. Çok teşekkürler. O zaman üçüncü sunumumuz ve son sunumumuz olacak. Hacer Özdemir'le devam ediyoruz. Hacer burada mıydın acaba? Duyuyor ya da sesini mi açmadın? Evet buradayım. Sesimi açmaya çalıştım. Öncelikle herkese merhaba. Bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederim Hafsa Merkezi'ne de. Aslında şu an anlatılan biraz daha farklı bir tarafa götüreceğim bütün herkesi. Başta geçmişte günümüze 40 kadın mücadelesine emek veren, katkı sunan, bedel ödeyen ve tüm kadınlara saygıyla selamlıyorum. Kürt kadın mücadelesini bu aşamaya getirdikleri için ayrıca bir teşekkürlerimi borç bilirim. Kürt kadın hareketi ve tarihi üzerine bir değerlendirme yapacağım ama şimdi öncelikle Kürt kadın tarihi günümüzde veya yakın tarihte başlayan bir mücadele değildir. O açıdan da tarihçesini bilmek, günümüzdeki mücadelesini, anlamını ve toplumsal dönüşümdeki rolü daha anlaşılır kılacaktır.
yaşadığımız aslında coğrafya, yani 20. yüzyılda başlarında dört ulus devlet arasında bölüştürülen biz Kürt kadın hareketi, yarım asırda yakındır erkek ve devlet şiddetine karşı hem ulusal hem de cins mücadelesi yürütüyoruz. Onun için de Kürt kadın tarihi geniş ve kapsamlı bir araştırma. Ben sadece bir boyutunu dile getirmeye çalışacağım. Özellikle 1800 yılların sonlarına doğru politik, ulusal ve sınıfsal eksenli gelişen mücadelelerde Kürt halkı cephesinde de belli bir takım politik hareketler ve mücadeleler oluşuyor. Bütün bu süreçlerdeki politik hareketler içerisinde de şüphesiz ki Kürt kadınlar da yer almıştır. Fakat Kürt kadını bu süreçteki politik mücadele katılımı tekil düzeyde kalmış ve ağırlıklı olarak çok kitleselleşip tüm kadın kesimine yayılmış bir mücadele olduğunu söylemek mümkün değil tabii ki. Doğrudur, bazı kurumsal çalışmalar da var. Örneğin 1919'da İstanbul'da kurulan ilk Kürt Kadın Derneği, Kadınlar Tali Cemiyeti kuruluyor. Yine 1977'de Diyarbakır'da DEKAD, yani Devrimci Demokrat Kadınlar Derneği kuruluyor. Zaten bu iki kurum da çok kısa süreli kapatılıyor. Tarihimiz hep kapatmayla maalesef yüz yüze bir tarihimiz de var. Çok kitleselleşen bir düzey kazanmamış, başta da toplumsal dönüşümdeki çok ciddi bir rol ve etkisi yarattığı söylemek mümkün değil. Çünkü kısa bir tarihi oldu, hemen kapatılan kurumlar oldu. 68 kuşağıyla birlikte aslında başlayan politik mücadelelerde Kürt kadın daha aktif bir şekilde yer almış da diyebiliriz. Ağırlıklı olarak üniversite ve lise öğrencileri de çerçevesine oluşuyor. Ayrıca 80 darbesi sürecinde zindanlara esir düşen Kürt kadınları da politik mücadele süreci daha aktif bir şekilde dahil oluyor. Yani bu süreç içerisinde politik mücadeleye katılan Kürt kadınları ağırlıklı olarak üniversite çevresi ve zindana esir düşen kadınları tanımlamak mümkündür. Fakat bu süreçte Kürt kadın mücadelesi katılımı ağırlıklı olarak hani ulusal ve sınıfsal temelle gelişmiştir yine. Kadın mücadele eksenliği daha çok ulusal ve düzeyde kalıyor tabii ki. Yani kadın özgürlük mücadelesi veya bilinci temelinde bir katılım bu süreçte zayıftır. 90'lı yılların ilk döneminde geldiğimizde artık Kürt kadının politik mücadeleye katılması tekil, dar, hani grupsal, sınıfsal veya salt ulusal bilinç temelini aşıyor. Kadın özgürlüğü temelinde bir bilinç kazanıyor. Bu aynı zamanda yani 90'lı yılların ilk yarısı itibaren ilk Kürt kadının mücadelesi katılımı artık kitlesellik kazanıyor. Üniversite çerçevesine ve dar grup aşarak kitlesel düzeye ulaşıyor da diyebiliriz. İşte bu kitlesellik ve bilinç düzeyini özellikle kadın özgürlüğü temelinde politik ve paradigmasal bilince dönüşüyor. Artık Kürt kadını kitlesellik kazanmış ve hareket düzeyine ulaşmıştır da diyebiliriz. Sadece fiziki bir katılım değil, kadın özgürlük bilinci gelişmiş ve cins mücadelesi vererek mücadeleye katılıyor bu süreçte. Bu süreç itibaren aslında Kürt kadın hareketi ulusal ve sınıfsal taleplerin yanı sıra özgün talepleriyle de mücadele öncülük eden noktaya da geliyor. Tam da bu süreçte Kürt kadın hareketi kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez şiarı, kadın özgürlük sorunu toplumsal sorunla esas haline getirecek ulusal ve sınıfsal sorunların önüne de koyduklarını da belirtebilirim. Şimdi böyle katıldıkları tüm politik ve örgütsel zeminleri dönüştürmeye büyük bir mücadele de veriliyor o dönemlerde bahsedeyim. Bu mücadele elde ettikleri edilen kazanımlar Kürt kadın hareketinin büyük bir moral ve kendi güvenini de artıyor aslında.
Bu durum milyonları bulan bir kitleselle büyük bir heyecanla da mücadele katılmasını da sağlıyor. Yani daha çok kişilerin katılımı, daha çok kitleselleşmeyi. Bu gelişme toplumsal çerçevede de ve toplumsal zeminde büyük bir yani dönüşüme de yol açıyor. Tabii bu kendiliğinde veya bir anda olan bir durum değil. Kürt kadın dahil olduğu, katıldığı bütün politik ortamlarda, zeminlerde büyük bir özgürlük mücadelesi vererek toplumsal dönüşümü sağlamaya devam ediyor da diyebiliriz. Bu dönüşüm parti ve kurumlardaki eril zihniyete karşı da mücadeleyi başlatıyor. Daha sonra aileye, sokağa ve hatta tüm yaşamda topluma yayıldı da diyebiliriz. Artık kadın özgürlük mücadelesi Kürdistan toplumun temel dönüşüm ve değişim dinamiği özelliği kazanıyor da diyebiliriz. Kısaca kendi bulunduğu örgütsel kurumsal zemileri artık aşıp toplumsal bir dönüşümü mücadelesi de evriliyor. Kürt kadının bugünkü sadece hani Kürt toplumun açısına da değil aslında Orta Doğu genelini de açısına da bir politik dönüşüm dinamiği olmasının kökenini aslında burada da yatıyor da diyebiliriz. Bu değişim dönüşüm. Bilindiği gibi Kürt toplumu feodal, tutucu, muhafazakar özelliklere sahiptir. Yani Kürt kadının toplumsal ve içe dönük kültürel meselelerde belli roller sahip olsa da geniş anlamda bir toplumsal, siyasal ve ekonomik meselelerde olabildikçe eksik ve silik bir durumdaydı. Ve bu verili toplumsal zeminde her zaman baskılanan, ötekileştirilen, etkisizleştiren bir pozisyondaydı. Yani bir yandan feodal toplumsal değerler baskısı, diğer yandan dini doğma değerlerin baskısı söz konusu. İşte gelişen politik kadın mücadelesi günümüzde bu sorunların hepsini aşmış ve hani özgürlüğünü tam olarak kazanmış olması da büyük, yani tam kazanmış diyemeyiz ama büyük adımlar da atmış da diyebiliriz. Büyük mevziler ve başarılar da kazandı. Hani bu konuda da belirtilebilir. Şimdi bu kurumsal yapılara da artık gidiliyor. İşte kadın dernekleri, özgün kadın dernekleri kuruluyor. 90'lı yıllarında işte Yurtsever Kadın Derneği kuruluyor. Birçok yerde şubeleri de açılıyor. Dediğim gibi kısa sürede maalesef bu da bir yıl içerisinde tekrar kapatılıyor. Yine 97'de Özgür Kadın Derneği kuruluyor. Yine 98'de Dicle Kadın Kültür Merkezi kuruluyor. İşte 2000'lerde Selis Kadın Danışmanlık Merkezi, 2003'te Gökkuşağı Kadın Derneği gibi aslında kurumsal yapılarını da özgün kadın çalışmasını da ayrıca hani kuruluyor. Diğer bir yandan da dergi yani yayın konusunda da özgün mücadelesini vererek bir çalışma yürütülüyor. Özgür Kadın Dergisi, işte Jian, Jujin, Roza dergileri çıkartılıyor. 2012 süreci biraz daha farklı bir süreçle de başlanıyor. Aslında Kürt Kadın Hareketi jinoloji tartışmasına da başlıyor. Kadın bilimini tartışmaya başlıyor. Ve jinolojiyle işte 2015'te jinoloji dergisi çıkarılıyor ama bu sadece bir dergiyle bir sınırlı bir çalışma değil. Bu çalışma daha çok atölyeler tarzında tartışmadır ve kadın biliminin o eril zihniyetinin nereden kaybettirildiği, nasıl olduğunu bir bütün tartışma sürecidir. Bu sadece Türkiye'de ve Kürdistan'da bir tartışılan bir süreç değil aslında. Dünyanın birçok yerinde şu an oluşturulan atölyeler var ve bu atölyelerde tartışma, kadın bilimi tartışılan bir süreç de var, belirtebiliriz. Şimdi siyasi bir de parti süreci var. Siyasi parti süreci yani 1990'larda başlayan, işte ilk tekil bir iki kişiyle başlayan, sonra işte komisyondur, kollaşmadır gibi çalışma mücadele veriliyor. Orada verildiği zaman işte ilk başta %25 kota mücadelesi veriliyor. Sonra %35, sonra da eşit temsiliyet, eş başkanlık sistemine kavuşturuluyor. Şimdi 91'de HDP'de Leyla Zana meydanlarda ilk kez Kürtçe konuşuyor. Sadece politika işte Kürtleştirmiyor. Aynı zamanda aslında kadınlaştırılan ve kadın sesini de duyuran bir mitinglerde bir ses haline de geliyor.
ve topluma ve siyasette aslında kadın varlığını da hatırlatan bir yerde de diyebiliriz. Yine 2000'lerin çok anlamlı Handan da hatırlar. HADEP Kadın Kolları birinci kadın kolları oldu Ankara'da. Ve Türkiye ve Kürdistan'ın her yerinde kadınlar akın akın kendi giysileri, renkleriyle, sesleriyle, çalgılarıyla, müzikleriyle Ankara'ya gitti. Ve Ankara Ankara olalı böyle bir kadın cümbüşünü de görmedi, kadın sesini de duyurmadı. Ve orada aslında siyasette artık kadın hareketi orada damgasını da vurdu. Yani Kürt kadını siyasette de oradaki mücadelede de söz sahibiyiz ve varız ve var olacağız da bir mücadele başlattı. 2003'te seçimlerde baraj aşılmadı ama yanılmıyorsam 31 ildeydi. Birinci sırada kadınlar oldu ve ilk orada kadınların sesi işte mitinglerde, seçimlerde sadece son sıralarında formalite konulmayacak ama her yerde kadınların olduğu bir dönem oldu. 2005'te de aslında çok önemli bir değişim oldu eş başkanlık sistemi. Çünkü yani bütün partilerde bir eş genel başkanlık var. Sistem öyle işliyor. Türkiye tarihinde de öyle geçiyor. Eş başkanlık sistemine geçiş hem içe dönük hem dışa dönük önemli bir mücadele verildi. Ve 2007'de Aysel Tuğlu'nun öncülük yaptığı eş başkanlık sistemini de hayata hani geçirdiğimiz bir dönemdir. 2014'te de yerel yönetimlerde uygulamaya başlandı. Yerel yönetimlerde iktidarın ve rantın en fazla olduğu bir yerdir. Onun için orada da mücadele vererek hem halklardır hem inançlardır. Orada kendim, bu mücadelenin bir parçası olması o açıdan hani önemli bir mücadele ve ondan sonra kadın hareketiyle bu sınırlı değil. Şu an bütün birçok partide ya eş başkanlık, eş sözcülük düzeyinde devam etmektedir. Ve kadın kotasının da hani o eşit temsiliyetten yüksek olduğu hala devam etmekteyiz. Bu konuda taviz vermiyoruz. Onu belirtebilirim. Şimdi hareket olarak örgütlenme, yani tüm kurumlarda özgün özerk örgütlememiz vardı. Yani işte hem karma kurumlarda hem özgün kurumlar kuruldu. Ama hareket olarak ihtiyaç aslında duyuldu. Onun için 2003'te Demokratik Özgür Kadın Hareketi konferans yaptık ve hareket olarak kendimizi ilan ettik. Artık çalışmaya, mücadeleye başladık. Kendi meclisini oluşturup, delegasyon sistemiyle hani konferansını yapıp ve 2 yılda bir düzenli bu şeyi yürütüyor. Ama 2015'te bu DÖK, yani Demokratik Özgür Kadın Hareketi, Özgür Kadın Kongresi'ne dönüşen bir süreç başladı. Bu KHK ile kapatılan kurumların içerisinde bu şey de olduğu için, KCA da olduğu için bu defa da 2016'da TCA olarak, Tevger Ajinyan Azat olarak örgütlülüğümüzü konferansla yine geçen yılda konferansımızı yapmıştık ve aynı kadın hareketi olarak devam ediyoruz. Özgür Kadın Hareketi olarak tabii ki devam ediyoruz. Şimdi 2017'de Kürt Kadın Platformu da kuruldu. Bu da Kürt Kadın Hareketi yani bütün kadınları kapsayacak bir kadın platformu oluşturulmaya dönük kuruldu. O çalışmaların da hani devam ediyor. Bu durumda Kürt kadın aslında politik mücadele çok hızlı bir şekilde kitleselleşme ve güçlenme ve büyüme yayılmaya anlamına da geliyor ve muazzam imkanlar da sunmuştur. Kürt kadını bu mücadele tarihçesiyle birlikte aslında verdiği mücadele bugün Kürdistan toplumunda önemli bir söz ve karar verici haline de gelebildi de diyebiliriz. Yani kadın hareketi söz konusu olunca akan sular da durur da diyebilirim. Bu mücadelemizi de sürdürüyoruz. Aynı zamanda günümüzde Kürt kadın toplumsal mücadele, değer, öncü, yaratıcı pozisyonda kabul görmekte de hani bunun için de çok mücadele verildi. Bu süreçe gelme tabii ki öyle kolay da olmadı. Hem bulunduğu örgütsel, kurumsal zeminlerde hem de toplumsal zeminlerde bildiğimiz geri muhafazakar ve tutucu değer yargılarının çok zorlayıcı, etkileyici ve bunun için de çok önemli mücadele verdik. Kürt kadın açısından da elbette ki tarihte başarılar ve kazanımların da önemli olduğu hani bir süreçtir. Şimdi hem eril tek tipi olan devlete karşı da ve hem de varlığını bile kabul etmeyen
bir de devlet, bir hükümet karşısında da büyük bir mücadele vermekteyiz. Kürt kadının verdiği mücadeleyle önemli hani olan kazanımları elde ettiğimiz aslında bu süreçte çok yoğun baskılarla da karşı karşıya kaldık. İşte gözaltı, ağır işkenceler, tutuklamalar, suikasta varan arkadaşlarımıza oldu. Kurumların kapatılması, kayyumların atanması, bütün hani var olan o kazanımlara dönük. O baskıların aslında sürekli bir politika haline geldiğini de ifade edebilirim. Yani örneğin Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bir açıklama, bir yürüyüş yaptığında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüş kanununda muhalefetle suçlanırken Kürt Kadın Hareketi sokağa çıktığında ve bilinçli kriminalize edilen bir yaklaşım da var Kürt kadınlara dönük. Ya üyelikten, propagandadan, hatta yöneticilikten de yargılanabiliyorsun. Böyle bir süreçler de maalesef yaşamaktayız. Şimdi Kürt kadının bu muazzam hani bir destanını verecek bugünlere geldi. Yani mücadelesinde devam ediyor. Bütün baskılara, bütün her şeye rağmen sistemsel bir değişim dönüşümü de aslında gerçekleştiriyor. Kürt kadın toplumsal dönüşümdeki zorluğunu görmek, anlamak açısından aslında kesinlikle tarihçesi, gelişim süreci, yaşadığı zorlukları, yaşadığı süreçleri iyi bilmek gerekiyor. Bu açıdan da Kürt kadın mücadelesi kazanımları, tarihçesini, gelişim süreçlerini kopuk ele almak bize doğru sonuçlar da götürmeyeceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da hani tarihçesini kısa vurgularla ve toplumsal değişimdeki dönüşümdeki vermeye çalıştım. Örneğin Rojava devrimi, kısa hani değineceğim, toparlıyorum. Rojava devrimi yani ulus devlet aklının çok ötesinde bir demokratik toplum inşa ediliyor ve demokratik ulus deneyiminin yaşadığını, demokratik ulus ve özelliğin adeta aslında bir ruh ve beden gibi özdeşleştirildiğini, Rojava devrimi kadın öncülüğünde gelişen bir devrim olarak da görmek gerekiyor ve bu bütün dünyadaki kadınlara bir ilham da oldu, bir cesaret ve bir direnişi de oldu. Dikkat edilirse hareketimizin Xinjiang Azadi sloganı artık bölgesel ve küresel bir düzeyi de kazandı aslında. Sonda işte İran'da, Roşlak'ta serildanlar görüldü ki özgürlük mücadelesi perspektifi sadece kadın hareketleri değil, aslında tüm demokratik çevreleri kapsayan ve genişleme için öncü rol üstlenen de bir hareket. Xinjiang Azadi Destürü her yanıyla aslında huzursuz olan dünyamızı yeni bir umudu, ufkunu açan ve her haliyle karamsar sürüklenen, açımızda açılan bir ışık olarak da görmek mümkündür. Son olarak da şunu söylemek isterim. Kürt kadın mücadelesi kazanımları ve toplumsal dönüşümdeki rol başlı başına üzerine ciltler, kitaplar yazılabilir. Üniversitelerde aslında ders olarak da okunabilir veya doktora tezi olarak hani verilebilir. Benim naçizane önerim, biraz daha herkes bütün bu ön yargılarını sıyrılarak aslında Kürt kadın tarihinin mücadelesini incelerse önemli kazanımlar, önemli deneyim tecrübeler de edileceğini biliyorum. Biz Kürt kadınları çaresizlikten muzdarip değil, her anını, tadını çıkarıyoruz. Direnerek ve ağır bedel öderek de bile bu hakikati inanarak yol alıyoruz, yürüyoruz da diyebiliriz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Konuşmacıların hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hacer'e de son olarak tekrar teşekkür ediyorum. Soru cevaba geçmeden önce aslında biraz böyle kapanış olarak ya da sonuç olarak bizim konuşmacılarımıza yönlendirmek istediğim bir soru vardı. Yani cevaplamak isteyen aranızda herkesten cevapları aldıktan sonra da katılımcıların soru ve cevaplarına geçebiliriz. Benim sorum şöyle olacak aslında. Bolca aslında kesişimselliğe dair bir sürü bir konuşma yaşandı. Mutlaka farklı alanlardan
farklı perspektifleri getirmenin önemi vurgulandı. Peki Havza ve Barış çalışmalarına kesişimsel bakış dediğimiz şey sahada nasıl hayat buluyor? Ya bunlardan tabii ki aslında bahsettiniz ama böyle dediğim gibi bir sonuç olsun diye iyice bunu bir vurgulayarak nasıl hayat bulduğuna dair bir sizden gerçekten cevap almak çok önemli benim için. Çalışma alanları nasıl birbirini dahil ediyor, nasıl birbirinden öğreniyor, nasıl birbiriyle konuşabiliyor? Bununla ilgili görüşlerinizi almak çok önemli olur benim için. Kim başlamak isterse, sanırım Meral el kaldırdı. Sesiniz kapalı Meral. Evet. Ben çok kısaca İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin, yani kesişimsellikten şu anda anladığım kadarıyla bu toplantıdaki içeriği, kesişimsel çalışma platformunda gruplar birbirleriyle nasıl iletişime giriyorlar meselesi var. Bu aslında kolay olmayan bir şey. Yani insanlar arasında bir ilişki ancak ortak bir konumuz olduğu zaman ilişki sağlanıyor ve ortak çalışabiliyoruz. Yani bu dostluk içinde bile geçerli. Şimdi İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin şöyle bir şeysi var. Yani biz her zaman kapsayıcı ve katılımcı prensiplerle sergiler yapmayı hedeflediğimiz için bunun en önemli şeyi bu alanda hak arayıcı gruplarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, gruplarla iletişime geçmek oluyor. Yani bizim bu sizin sorunuza cevap verebilecek tarzımız bu. Örneğin biz bir konuda araştırma, bir sergi yapmak istiyorsak hemen o alanda çalışan hangi hak arayıcı, hak savunucusu gruplar var? Onlara çalışmamızı anlatıyoruz. Onlardan destek istiyoruz. Ortak çalışma öneriyoruz. Bu her zaman gerçekleşen bir şey değil. Cevap bile almıyoruz bazen. Ama cevap da aldığımız oluyor. Cevap aldığımız zaman da işte güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bunu konuşma zamanı sergisinde de yaptık. Bunu Tohum Ekenler, Fide Dikenler sergisinde de, yani tüm sol partilere, sol gruplara yazarak işte unutulmuş kadın artılar tarihini biz görünür yapmak için alan açıyoruz. Buraya bu konuyu, bu çalışmayı haber verin. Çevrenize haber verin. Katılmak isteyenler katılsın şeklinde haber gönderdik. Konuşma zamanı çok dilli bir sergiydi. Orada örneğin işte amacımız Türkiye'de konuşulan tüm ana dillerini katmaktı sergiye. İşte şeyden, ana dili kadınlarından başlayarak Afro-Türklere, LGBTQI aileleri yakınları derneğinden Pamaklar, Romanlar, Sığınmacılar, Göçmenlere kadar hepsiyle ilişki kurmaya çalıştık. Ama tabii yani bu oldukça meşakkatli bir şey. Çünkü birçok sivil toplum kuruluşu proje bazında çalıştığı için hepsinin bir projesi var, onu bitirmek ve şey verenler de, destek verenler de onun işte o bir yıl içinde, iki yıl içinde bitirmesini istiyorlar. Herkes böyle projesini bitirme derdinde, başkasıyla hasbihal edecek vakti olmuyor. Dolayısıyla, ama olduğu zaman da çok güzel çalışmalar ortaya çıkabiliyor. Bunu söyleyebilirim ancak İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin deneyimi olarak. Ama bize lütfen cevap verin, yazarsak diye de burada haber vereyim. Çok teşekkürler. Hacer Nazlı Han'dan sizden. Ben söz isteyebilirim, şey değilse kimse yoksa. Ya aslında bu konuda bence Kürt Kadın Hareketi önemli deneyimleri var. Yani hem Türkiye içerisinde var olan platformlarda ortak çalışma yürütme konusunda hem de uluslararası da yürüttüğümüz birçok çalışmalar var. Yani dönem dönem çok zorlandığımız konular var tabii ki. Meral Hocam da söyledi, böyle kolay da değil.
Bazen diyorum kadın mücadelesi, işte deneyim, tecrübe ve benzeri tartışıyoruz ama bir bakıyorsun Kürt kadın deyince direkt siyahi oluyorum. Yani öyle bir ötekileştirme ve onun için kimlik mücadele ve kadın mücadelesi vermek ayrı bir mücadele gerektiriyor. Ama ben yani Türkiye Kadın Hareketi, Feminist Kadın Hareketi uzun yıllardır, yani Kürt Kadın Hareketi stratejik bir mücadele, bir ortaklaşma vardı. Ama Türkiye Kadın Hareketi içerisinde de hani bu ön yargıları kırarak kesiştiğimiz noktalar ve ortak bir mücadele hattını kurduğumuzu düşünüyorum. Yine bu süreçte bence en önemli yürüttüğümüz bir çalışma da Orta Doğu'daki kadınlarla. Şimdi yani Arap kadınların da ve Orta Doğu'daki işte Afgan, işte Filistin ve benzeri onlarla da ortak hani ulaştığımız, aslında baktığımız zaman yani eril zihniyete karşı ortak mücadele, ortak hat kurma, ortak bir şey. Bir de bizim şöyle ulusal bir mücadelede derdimiz var. Çünkü kendi dilimiz, kültürümüz, varlığımızın da bir mücadele hani şeyi var. Bazen bu konuda zorlanıyoruz. Yani sadece işte cins mücadele, kadın mücadelesiyle ortaklaşalım ama diğer mücadeleleri bir tarafa bırakın gibi bir söz konusu olabiliyor. Bu da yani nasıl diyeyim, bunun için de çok mücadele verip, çok alttan alıp, çok ortaklaşıp, yani 8 Mart'ları tümümüz hareketle kutlamamız öyle kolay olmadı Türkiye'de. İlk sesinizi çağırmayın. İşte Kürtçe konuşmayın, işte slogan atmayın ama gelin, yani kim sadece böyle. Ama bu aşama aşama mücadele verirken nasıl toplumsal değişim dönüşüm yürütülüyorsa aslında aynı konuda birbirimizle de bir mücadele ve daha büyük bir mücadele veriyoruz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben bu konuda çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Müze çalışmaları açısından Meral dile getirdi. Kendim de sunumumda hani bizim bu kesişimsel yaklaşımımıza dair, sergilerin içeriğine dair konuşurken bir şeyler söylemeye çalıştım. Fakat Hacer'in bahsettiği konuya dair, yani hem soru olarak da alabilir Hacer, hem de görüş belirtme babında bir şey söylemek istiyorum. Aslında Kürt Kadın Hareketi ile Türkiye Feminist Hareketi esas olarak, yani ilk doğrusu resmi kimlik politikalarıyla göreceli olarak daha fazla yüzleşenler diyelim, feminist hareketti pek çok nedenden dolayı. 90'larda esas olarak şiddet çok daha ağırlıklıyken, bu çok kolay değildi. Yani çok kıymetli çalışmalar vardı. Diyelim ki arkadaşıma dokunma kampanyası gibi, siyahlı kadınlar gibi. Fakat esas olarak göreceli de olsa silahların sustuğu bir dönemde, 2000'li yıllarda Kürt Kadın Hareketi ile Türkiye'deki feminist hareket, Türkiye Kadın Hareketi daha çok koalisyonlar oluşturdular aslında. Ortak işler yaptılar. Mesela Barış İçin Kadın Girişimi bu ortak iş yapma deneyimleri arasında en önemlilerinden birisiydi. Tabii ki Hacer'in söylediği gerilimler her zaman oldu. Fakat 2000'ler itibariyle düşündüğümde birlikte iş yapılan ortak platformlar çoğaldı. Birbirini dinleme, birbirinin deneyiminden öğrenme. İşte Hacer'in söylediği ya gelin ama işte Kürtçe konuşmayınlar. Zaten bence o aşıldı o zaman. Yani kadın kurultayı, sığınaklar kurultayının ilk başlangıç yıllarındaki şeyi hatırlıyorum. O zamandan sonra epey değişimler oldu. Fakat şöyle bir şey de yaşandı. Hani 2000'ler o göreceli yumuşama dönemi, silahların sustuğu dönem, kadın hareketlerinin birbirleriyle daha fazla ortaklaşabildikleri, belli temalar etrafında ortak iş yapabildikleri bir dönem oldu. Fakat ne zamanki şiddet yeniden ağırlık kazandı ve Kürtler üzerindeki baskı arttı. Bu hani buna şu da eşlik etti. Mesela şimdi baktığımızda Hacer ne bileyim 25 yıldır aşağı yukarı kesintisiz bir şekilde kadın hareketinin içerisinde yer alıyor. Fakat bu dönem boyunca deneyim kazanmış, pek çok şey
üretmiş kadınların çoğu yok. Yani çoğu cezaevinde, bir kısmı uzaklaştırıldı bir şekilde. Dolayısıyla böyle bir şey de var. Aslında hani 2010'lara, 2020'ye geldiğimizde, 2015 sonrasında esas olarak da ortak iş yapma, yani şiddet arttıkça bir ortak iş yapma zeminleri ortadan kalktı. Mesela bu yani bölgesel düzeydeki şeyler halen çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Fakat Türkiye'de, Hacer bilmiyorum ne dersin, yani hali hazırda yani bunun zemini çok azaldı gibi görünüyor. Niyetlerden de belki bağımsız olarak nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle aslında hani bazı şeyler değişti dediğin doğru. Feminist kadın hareketiyle hani daha birbirimizi tanıdık. Ama aslında çok şey bazı yerde de değişmedi. Şöyle Eşik Kadın Platformu biliniyor. Bütün herkes bilir. Biz raporumuzu sunduk. Kürdistan'daki erkek devlet şiddetini Kürdistan kelimesinden kaynaklı orada kıyametler koptu. Nasıl? Kürdistan neresidir? Öyle bir yer mi var? Kim? Kürdistan diyorsanız gidin işte Irak'ta yaşayın falan filan. Hala diyen bir bakış açısı, bir Kemalist anlayış da var maalesef. Daha aşılmadı bazı konular. Ama o dönemin mücadele verdiğimiz kadın hareketinin, yani bizim bütün kurumlar kapatıldı. Bütün o kazandığımız mevzile ben ona çok değinmek istemedim. Ortadan kaldırıldı. Ve bu gerçekten Erkürt kadın hareketi değil de başka bir kadın hareketi olsaydı şimdi hiçbir insan belki olmazdı da. Ona rağmen yani bütün arkadaşlarımız ya cezaevinde ya da sürgüne gitti. Neredeyse yani deneyim birbirimize aktarma dönemlerimiz bile gerçekleşmedi. O açıdan sürekli nasıl diyeyim şeyden başladık. Mesela özgün özerk örgütleme bizim için çok esastı. Eskiden karma çalışmada yer alan bir kadın özgün çalışmada yer almayan karmada yer almazdı. Böyle bir ilkesel bir yaklaşımımız vardı. Çünkü kadın mücadelesine gelişiyor, yetişiyor. Ondan sonra orada daha iyi bir mücadele verdi. Ama bu süreçte öyle bir şansımız olmadı, olmuyor. Çünkü yoğun bir baskılardan kaynaklı sürekli yerini hani doldurmaya çalıştığım bir dönem, bir şey var. Bir de büyüdü de. Şimdi gerçekten hani daha farklı. Yani sadece işte Kürdistan'da bir mücadele verilmiyor. Türkiye'de de, Orta Doğu'da da, yani Kürt kadın hareketi genel anlamda hani bütün birçok yerlerde şu an mücadele veriliyor. İşte uluslararası geçen yıl konferans gerçekleştirdik Berlin'de. Birçok kıtadan hani Kürt kadın hareketinin öncülüğünde. Yine Orta Doğu'da, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Demokratik Kadın İttifakı geliştirdik, başlattık. Bunun 18 ülke var. Bunun Kürt kadın hareketinin hani öncülüğünü, mücadelesini verdiği. Yani sadece Türkiye açısından, Türkiye içerisinde de değil. Bu daha çok aslında belki görünmüyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani çok bilinmiyor, tanınmıyor da. Niye? Çünkü eskisi gibi ne yayınlar görülüyor. Yani içtedir sadece. Ya da işte diyelim o olanaklar, var olan o platformlar, yani var olan Türkiye'deki bütün platformların aktif de yürütücüsüdür de aslında TCA o konularda. Ya da işte şiddetle, ama mesela hala şey var. Örneğin özel savaş politikalardan kaynaklı işte hala 90'lı yıllarda nasıl oluyorsa bu dönemde işte İpek Erdir, Gülistan'dır, hani bildiğiniz bu isimleri söylüyorum ve bunun gibi maalesef yüzlerce hani kadın var. Bunların davasını takip etme, bunların hukuksal mücadelesi vermek ve benzeri sadece Kürt kadınlarla sınırlı kaldı. Hani Türkiye'deki ve Kürt kadın hareketi üzerine aslında bir algı, bir deneme yapılıyor ve bu tutunca bütün Türkiye'de, yani Kayyum biliyorsunuz ilk Kürtlere yönelikti. Sonra Boğaziçi ile başlayan. Yine Kürt kadın hareketinin işte öncüleri Sabahattır, Gülten'dir, Leyla'dır, Ayşe'dir tutuklandı. Ama sonra hani Türkiye'deki demokratlara kadın mücadelesi veren birçok kadına yönelik de aslında genelleştirildi. Böyle bir hani süreçlerden de geçiliyor. Yani hem zorlukları var, aslında o dönemin de zorlukları farklı zorluklardı. Bu dönem hani tanınmıyor da değil, ama seni sürekli aslında varlığını kabul etmeyen bir şey de var. Mesela niye bu kadar TCA kriminalize ediliyor? Kadın hareketi en geniş harekettir. Ve her kesimde kendi içerisinde de barındıran bir hareket, bir geliştirdi. Ama
yani daha farklı bir baskı üzerine maalesef var. Bilmiyorum, çok uzatmak da istemiyorum. Kimsenin yani zamanını da almak istemiyorum. Ha, kısaca böyle belki cevap oldu mu bilmiyorum. Çok teşekkürler Nazlı. Bir ara sesini açmıştın sanırım, bir şey söyleyeceğim. Yani küçük bir ekleme yapabilirim belki soruna. Hani bu tüm hafıza pratiklerinde hatırlama ya da tarihi yeniden oluşturma diyelim. Yani bakış açımızdan, queer perspektiflerden oluştururken hani ikili cinsiyetin dışında kalan hikayeler nerede olabilir? Belki bunlara bakmak, belki bunları doğrudan bulamayabiliriz. Anlatılmayan ne var? Onu duymaya çalışmak, onu aramaya çalışmak. Bazen çünkü boşluklarda, sessizliklerde olabiliyor ve bunu tabii ki geçmişte aramak çok zor. Ama imkanlarını aramak belki mümkün olabilir. Bunu ekleyebilirim.